Biz birazdan çıkıyoruz karakoldan. Merak etme. Cihan! Ya kızım ben sabah nasıl kaçırdım o pankart olayını? Ali ne yapmış öyle? Ne dedin? Mutlu oldun mu? Evet dedin mi? Ne dedin? Ya bir şey diyeceğim. Çok tatlı hareket ama değil mi? Ali resmen şovlamış ya, şovlamış. Hande, Hande bir dur, bir sakin ol, bir nefes al. Ben sırayla cevaplıyorum. Evet, Ali şov yaptı. Hayır, henüz cevap vermedim. Ne? Cevap vermedin mi? Niye? Ya biri bana böyle bir şey yapsa var ya, saniyesinde evet derim. Evet derim hatta. Hande, yani... Affedebilecek miyim bilmiyorum Hande. Bir yanım evet diyor, bir yanım da asla güvenmiyor. Yani benim bildiğim Cihan bu teklifi uça uça kabul ederdi. Sonuçta Ali senin ilk aşkın. Öyle de işte ne bileyim. Cihan bir şey soracağım. Kafanı karıştıran başka bir şey mi var? O ne demek? Yani ne bileyim o gece... Hastanede perişan olan sadece Ali değildi. Hani Mahir de perişan oldu. Yani acaba diyorum hani kafanın karışmasının sebebi Mahir... Ay Hande saçmalama lütfen. Yani Mahir benim en yakın arkadaşım. En yakın arkadaşın öyle mi? Hande öyle demek istemedim. Yani sen başkasın, sen benim kardeşimsin. Ama Mahir... Evet Mahir. Öf. Hande ne bu böyle sorguya çeker gibi? Anladın işte. Yani senin öyle ima ettiğin gibi bir şey yok. İyi tamam tamam inandım. O zaman benim sana söylemek istediğim bir şey var. Hande hadi söylesene. Cihan. Cihan ben Mahir'den hoşlanıyorum. Hatta hoşlanmadan bir tık daha fazlası olabilir. Yani aşk diyebiliriz. Ne? Sahiden mi? Ama ben çok şaşırdım. Çok da sevindim tabii. De bana niye daha önceden söylemedin? Söyleyemedim işte. Mahir'in haberi var mı peki? Hayır yok. Sakın söyleme tamam mı? Selam. İyi misin? Ay iyi misin? İyiyim iyiyim. Yok bir şeyim yok. Tamam. Ben bir elimi yıkayayım. Sabahki atraksiyondan beri nasılsın? Sen de duydun demek. Soruyu duymayan kalmadı da cevabı bilen yok. Cevabı ben de bilmiyorum. Benim durumumdaki bir insan ne yapmalı bu durumda onu da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum anlayacağım. Ben çay alayım o zaman. İstiyor musun? Yok benim çayım var. Thank you.